külliyatta bazen nefisten kasıt insanın kendisi kastediliyor. Külliyatta bazen nefisten kasıt insanın kendisi kastediliyor. Nefisle hissi ayırıyor. İnsan kendisi derken kendisinde. Kendisi yani ben, varlık manasında. Bütünü manasında. Yani o diyor ya ben bir tek nefisim, sen beş nefissin, bana getirmemeyi demesin. Sen nefis insan yani. İnsan kastediliyor. O çizelge vardı hatırlar mısınız? O mahiyet insaniye, beşeriyet ve nefis. Ondan sonra o yedi tane rüzgâma, ayna, takvim, mizan gibi şeyler vardı. Nefis de hissi ayırıyor. Ayırıyor. Hatırlar mısınız? Nefsin yedi mertebesi var. Nefsi emmare. Nefsi emmare. Ondan sonra o nefsi emmareyi de ikiye ayırıyor. Maddi nefsi emmare, manevi nefsi emmare. O his neredeydi? Manevi nefs emmarede vardı. Neydi? Asap, damar, tabiat, şuursuz, kör hissiyat. Bir tane de var mıydı? Beş taneydi. O da. Havas. Havas vardı değil mi? Evet. Havas his. Havas. His. Ne vardı bakayım? Damar, asap, tabiat, şuursuz. Evet doğru. His tekrar bir onun altında beş yani tane. Alt kategori. Herhalde. Havas, damar, asap, tabiat, şuursuz, kör hissiyat. Nefisle hissi ayırıyor. Meylanlar histen ve nefisten çıktıkça diyor. Meylanlar. Bu şer manasında değil. Hayra meylan var. Kur'an okumaya, derslere gitmeye bir meylan var. Bu meylan nereden çıkıyor diyor ustadımız. Meylanlar histen ve nefisten çıktıkça çıkıyormuş. Demek ki meyillerimiz histen ve nefisten çıkıyor. Nefisten hayırlı bir şey çıkar mı? Çıkar tabii. Mülhime diyor. İlham edici. Nefsi mülhime. Hani Kur'an'da şey yapmıştık geçen derste. Nefse yemin ediyor mesela. Razı olmuş nefisten bahsediyor. Demek ki halk gibi düşünmeyeceğiz. Nefis deyince hemen nefsi emmare diye etiketini vurmayacağız. Nefis insanlığın kendisi. Nasıl ki insanlıktan nefis kalksa insan insan olmaz. Risalet de kalksa öyledir. İnsan olmazdı. İnsanlık olmazdı. Esma-i Hüsna'nın ifrat ve tefrit mertebelerinin bizde karşılık bulmasıyla ortaya çıkan hakikata nefis deniyor. Bir daha söylüyorum. Efendim? Çünkü şey aklıma geldi de nefsi beşeriyetten sonra nefis, oradan sonra enaniyet. Ha şöyle geliyordu hatırladın mı? O bak. Nereden gelmişti o beşeriyete? Ha bak şöyle bir şey vardı. Nereyi sileyim? Şurayı yapayım mı? O boş olan yere. Şu boş olan yere yapayım böyle. Nur, mana, şurası, hüviyeti, şahsiyem, burası mahiyeti, insaniyem. Tamam. Bunun içinde ne vardı? Zihin, içeriğinde his, şuur, zihin, şey, akıl yok. Akıl zihindi. Ruh mu? İrade mi? İrade. İrade. Aklı temsil eden bu. Bu beşeriyet olarak gözükür. Beşeriyet. Bu nefis. Buradan ena niyet. Tamam mı? Dün burayı incelemiştik. Evet. Hatırlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da nefs emmare. Nefs-i emmare. Bu da ikiye ayrılırdı. İki, bir. Maddi nefs-i emmare. Manevi nefs-i emmare. Bu da beşe ayrılırdı.
Tamam. Bu da neydi? Alem-i şehadetin hulasasıdır. Şimdi bu enaniyette ne vardı? Burada yazmış mıyım? Esma-i Kutsiye'nin hulasası devam ediyor. O, hatırladın. Yani orayı hatırladın. Tamam. Ruhu nereye koyacaktık ruhu? Ruh şuradadır. Şu ikisinin, istersen şöyle yapayım. Şunu şöyle biraz daha getirirsem. Ulan ne biçim tahta aldınız? Allah razı olsun ya. Yani atasın gelmiyor da. Vallahi ya böyle insan coşuyor, coşası da coşuyor. Coştukça coşuyor. Ya böyle bir silgi kalacak bilmiyorum ne. Yakışır ama. Bir tane yetmiyor abi. İkinci arada. Yetmez. Yetmez vallahi. İstediğimi yazamıyorum. Yani konuştuklarım hep şekildir. Konuştuklarım ama onları şekillendiremem. Bak şimdi mana. Arası yeni binamız abi. Doğru söyledin. Burası ya Allah. Arkada da dua. Şurada ruh de burası hüviyeti şahsiyem, burası mahiyeti insaniyem. Tamam. Ha yazmış mıydık? Evet. Tamam. Evet. Ruh orada. Evet. İkisinin cemi. İkisinin cemi. Nur ve bağını ifade ediyor. Ruhtan sonra demek ki mahiyet ve tabii. Hüviyet çektirdi. Ruh neydi? Neyi silelim? Bunu izah edeyim bir daha. Bak şimdi. Önemli. Ondan sonra sileceğim bunu. Bülent'in şeyi. Evet. Bu bir önermedir. Evet. Nereden gidiyoruz? Bu çok önemli olduğu için. Matematikle yapalım. Önerme. Önermeyi verdikten sonra mantık neticesi zorunludur. En keskestirilen mantıktır. A eşittir. A, büyük insan olan kainata. Şuna. Büyük insana, büyük insan nedir? Kainat. He. B önermesi, küçük olan kainat, insan. Birisi çekirdek, birisi ağaç. Tamam. He. C önermesi de, küçük insanın, şey, küçük kainat olan ben. Küçük kainat olan ben. Evet. Vefat etmem, nefisi ölümü tatmasıyla mümkün. Benim vefatım, nefis ölümü ne yapacak? Ölmeyecek. Ölümü tadacak. Anladık mı? Küçük kainatın ölümü nefis denilen ölümü tadacak. Ha. Şimdi, tümden varım, tüme varım. Şimdi, aynı hakikati kendimizde bulamadığımızı kainattan, Risale-i Nur mantığıdır. Kendinde bulamadığın, çözemediğin içsel hakikatinin açılımından. Yani çekirdeği çözemiyorsan, insan bir çekirdeğe benzer, ağaca bak. Ağaca bakarsan aslına dön. Tamam. Ağaçtan çekirdeğe, çekirdekten ağaca gidiyoruz. Bu mantığı bu. Şimdi bu önerme C şudur. Eğer insanla kainat aynı ise A eşittir B'dir. O zaman insana cari olan bir kanun. Kainatta da caridir. Ama ona uygun. Ha, A eşittir B. Yani büyük kainat eşittir küçük kainat olan insan. Şimdi büyük olan kainatın küçük olan kainat olan insanın. Bu insan diyelim. İnsanın vefatı diyoruz, vefat, C, vefatın işi, onun nefsinin ölümü tatmasıdır. O zaman diyoruz ki, A eşittir B ise, şu B'yi kaldır, A, B, madem C eşitse, bunun yerine C koy, B eşittir C. Ha, o zaman kainatın da vefat etmesi, onun nefsi ölümü tatmasıyla olur. Kainatın nefsi. O B eşittir C zaten var da o aşağıda A eşittir C demek istiyorsun. Evet. Öyle değil mi? Evet. Onu teşekkür ederim. Böyle akıllı adamlarla dost olmak akıllılığın gereğidir. Yani şeyini takip ettim. Senin varmak istediğin noktaya. Ha, doğru. İnsanın nefsinin ölümü uyumayın. Uyumuyorum. Bülent uyandırdık. Bazen vurmam lazım. Uyarım. Beni sevk edin. Ayıp olur. Tamam. Tamam. Şimdi küçük kainat olan insandaki cari bir kanun
Ustad zaten büyüyor, uygulamış, bana bırakmamış o mantığı, önermeyi. Dedi ki, Lemalar 231, nevi insani bir nefistir. Bak bu apostof, yani insanlık. Tamam mı? Bu bir nefistir, nevi insanı, nev insanı, nev. Bu kainat kastediliyor, kainat. Kainat da 15. mektupta küllü... neydi o? Bütün kainat bir anda, kısa bir zamanda gidip ölecek var ya bütün varlık. Küllü şeyin halikünün nafece. Her şey gidecek. Ha bak, insan değil bu, insana ait. İnsanlığa ait. Bu da kainat. Bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Ölecek yani. Küle yazda bir nefistir, ölecek. Bunu öleceğini söylüyor ustad. Tamam. Kıyamet mi oluyor burada? Şimdi geldik buraya, diyoruz ki arkadaş, bu tamam, buraya kadar dedikleri zaten doğru. Ha, buraya kadar bizi demeye gerek yok, külliyat açık söylüyor. Ha biz ne yapacağız şimdi, önermeler yerlerini şey yapacağız, yani intikal edeceksin. Her şeyi gazete yazmaz. Ha o zaman diyoruz ki arkadaş, ben küçük kainat mıyım, kainat büyük insan mıdır? İyi bakalım, kainatın malum şu aklı, kalbi vesaire, tamam. Şimdi kainatın nefsini tespit edeceğiz. Bende nefis var, kainatta da nefis var. Ama neresidir? Nesidir? O çok önemli. Bu çok önemli. Bunu tespit etmek çok önemli. Bir buçuk günden beri size dün demedim. Şimdi bunları yazdım. Ruhu, hayatı, şuur, hissi. Ama bir tanesi çıkıp da dedim derste, kainatın nefsi neresidir de Allah'tan. Çünkü bilmiyor. Bir sormasın dedim. Bilmiyor. Başım... Bir buçuk günden beri, bugün öğle namazının abdestini alırken hep aklım orada. Aklım orada. Bilemen Hanımefendi mi? Bilemen Hanımefendi camide abdest alırken Allah ikram etti. Şunları hemen zihnime geldi. Aklım fikrim o. Arabaya binmiştim ama aklım fikrim o. Blok olmuş. Bütün o dokümanlar geliyor, durup 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 yazıyorum. Atıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Sonra çok acayipmiş ya, bak ne kadar kolaymış, bak şimdi. Ama Allah gösterecek. Risalet. Bunu çizmem lazım. Tamam. Bak, Risalet-i Muhammediye. Ne demişti? Diğer peygamberlerin risaleti. Arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam risaleti, diğer peygamberlerin risaleti şeyindedir. Bağla 358'de diyor ki, müminleri yardımcılarıdır diğer Resuller, peygamberimizin. Müminleridir, yardımcılarıdır. Ha? Onun camidir bu. Risalet-i Muhammediye dahi kainatın nesiymiş? Dahi kainatın his ve şuur ve akıldan süzülmüş. Tamam. En safi hulasasıdır. Hemen altında diyor ki, eğer kainattan risalet gitse, Risalet Muhammed Aleyhisselam'ın nuru çıksa gitse, kainat ne olacak? Vefat edecek. Küçük insanda vefatı, nefisim ölümü tadıyorsa, büyük kainatta, kainatın vefatı, risaletin gitmesiyle oluyorsa, nefisle risalet arasında doğru bir önerme vardır. Doğru bir bağlantı vardır. Ki risaleti baktığım toplama içeriğinde insanın Esma-i Kutsi ilahiye aynedarlığını ortaya koyan takvim, rüzname, ayine, mizan, firiste 7 tane. Kaç tane saydık? Onlar işte. Onları ortaya koyan, koyuyor yani. Onun varlığını ortaya koyup uyandırıyor seni. Onları tetikliyor 7 taneyi. Hatırladınız mı? Nerede o ya? Niye yazmadık onu? Yer yok. Nerede? Risaletle nefis arasında böylelikle direkt bir önerme vardır. Ve risaletin içeriğine baktığımız zaman, risaletin insandaki karşılıkları, Esma-i Kutsi ilahiyenin bizdeki karşılığı nedir? Takvimdir, rüznamedir, efendim firistedir, harita. Aynedir, haritadır, takvimdir, mizandır. Bir de mikyas 7. Önceki derse bakalım. Tamam. Şimdi burayı anladık. Kainatın bu akşamki en önemli şeyimiz, kainatın nefsi ne olduğudur. Şimdi devam ediyoruz nefse. Tamam.
Elhamdülillah. Nelerle meşgul oluyor. Şimdi bazıları diyor ki, Allah, ne işin var sen bunlarla ya? Yap tevhid dersini. Adam bir tanesi 98'de beni çektikler böyle. Şeye. İlk yere. Gel bakalım dediler buraya. O dönem vardı ya 98. Türkiye'nin abela böyle. Bir tanesi müspet çıktı da beni içeri aldıkları zaman. Ya sen ne uğraşıyorsun onunla bununla? Yapsana tevhid. Hepimiz dinleyelim. Çünkü hepsi çıkıyorlarmış. Sana ne lazım beşinci şua dedi. Yani beşinci şua demiyor da diyor ki sana ne lazım o şu bu. Yapsana tevhid. Ben evime de götürüyorum. Beni sorgulayanlardan bir tanesi. Şimdi bazıları diyecek ya kardeşim sen hocam benim işim ne yapalım? Bizim işimiz de buymuş. Allah da bu modeli çizmiş. Peki niçin ortaya koymaya çalışıyorsun? Kardeşim belki bu noktada bazı fıtratlar kıvranıyor. İhtiyaç hissediyor bir müzakereye, bir meşverete, bir bilinmeye. Yani böyle bir hakikati merak ediyorsa demek ki fıtratımız benziyor. Merak edenler için bir hakikattir. Ama bu nedir biliyor musunuz? İkinci şuada geçiyor İsmail. Risale-i Nur, Kur'an'ın dört hakikatiyle beraber gidiyor. Onun için ülfet oluyor bazılarına. Nedir o? Huvel evvelu, evvel ismine. Vel ahiru, ahir ismini. Zahiru, batinu ve huve bikri şeyin alim. Risale-i Nur'da dört tane esma hakim. Kur'an'da da öyle. Yani Cenab-ı Hak diyor bu kainatın evvelidir. Yusuf anlıyor musun bunu? Ahiridir, zahiridir ve batınıdır. Eğer Risale-i Nur'un zahirini anlayıp, kışırını, batına geçemezsen, ülfet oluyor. Ha birinci söz kardeşim, altı tanesidir. Tamam. Ha onuncu söz, dirilme canım bu bağ dirilmesi, tamam. Hani onuncu söz de işte bu. Onuncu söz de bu. Nefis meselesi. O bir parçası. Ha demek ki zahiri doğru, hani batını, hani evveli, hani ahiri ve o bir şey aynı diyor. İkinci şuada söylüyor. Ustad Risale-i Nur bu dört isme Kur'an'da cari olduğu gibi Risale-i Nur'da da caridir diyor. Külliyatta bazen nefisten kasıt insan kendisi kastediliyor. Nefis de hissi ayırıyor okumuştuk. Esma-i Hüsna'nın ifrat ve tefrit mertebelerinin bizdeki karşılıkları bulmasıyla ortaya çıkan hakikat nefis oluyor. Kaç tane yerde söylüyor biliyor musun? Tam beş tane yer. Beş tane külliyatta buldum. Esma-i Hüsna'nın ifrat ve tefrit mertebesinin bizdeki hulasalanış karşılığı. Tefrit mertebesine nefis, ifrat mertebesine şeytan, vasat mertebesi ruh hakikati. Peki bazen kendimizden şey reaksiyon olarak çıkartıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu nefistendi. Bu ise yani haktandı yani hakikatten. Hakikatten konuştun. Bir de nefisten konuştun. O zaman bunu biraz yeri neresidir? Bu tabiri bu mevzuya şey yapacak olursak hakikatten konuştuğumuz da aslında dolaylı olarak nefsin içerisinde bir yerden ama herhalde o nefistendeki ama şeyden oluyor değil mi? Yukarıdakinden oluyor. Yani. Acaba bundan mı konuştuk? He. Nefsin ama nefis komple. Sen Yusuf'sun. Kulağın mı Yusuf? Burnun, karaciğer, böbreğin, merhametin, şefkatin, hayal. Tek tek düşünülür mü? Komplesi sensin ama kompleye bir isim koyduk. Komplesine bir isim koyduk buna. Hmm. Nefis. Tamam mı? O zaman o senin koştuğun peki Kur'an'da yemin var bu levvameye. Takdir ediyor Allah. Nefsin levvame, bir nefsin levvame diye yemin ediyor. Kur'an'da dört tanesi mi geçiyordu bu yedi tanesinden? Dört tanesi geçiyor. Bunu külliyatta da şey geçiyor. Bu Büyük Mesnevi Nuriye'de, Kızılicaz'da geçiyor. Emir'da 1.84'te geçiyor. Nefsi natikay kainatın kalbi hükmünde olan Hazreti Muhammed diyor. Nefsi natikay kainatın natik nefsi olan Hazreti Muhammed'in kalbi diyor. Kalbi natikaymış. Evet. Nefsi natikay kalbi olan Hazreti Muhammed. 84 ya. Emir daha bir versene abi. Radiye ne mesela?
Her kalbi natıkaysa Hazreti Peygamber Efendimiz. Abi o manaları da bir şey yapamaz mıydı? O şimdi dağıtırız o zaman. Yani devam edince ne anlayacağız? Bu hepsi yazılı. Hepsini not almışım sevgili canım kardeşim. Hafiften gidiyorum. Bak. Renkten 84. Hazreti Ömer radıyallahu anh dediği gibi sırtıma fazla yük alırsam nefs-i natıkayı kainatın kalbi, bak nefs-i natıkayı kainatın kalbi ve Allah'ın Habibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama ve yaranı olan Kamil vesaire diye gidiyor. Nefs-i natıkayı kainatın kalbi ve Allah'ın Habibi. Allahu Ekber. Ya neler diyor ya. Emirdan'daki yerde geçiyor. Tamam mı? Küllet de var da. Yok. Yok. Cemil isminin tefrit mertebesi cehennem. Cemil isminin tefrit mertebesi bak şimdi. Ne kadar antika bir yer. İfrat mertebesi cennet. Vasat mertebesi alem-i şehadet. Gördün mü bak. Yani denilse ki Esma-i Hüsna'nın İfrat ve tefriti nasıl sen nerelerden çıkartıyorsun? Hep intikal bunlar. Evet. Vesaire. Yani mesela Kahar isminin ifrat mertebesi nerede? Cehennem. Cehennem. Tefrit mertebesi sıfıra yakın. Cennet. Vasat mertebesi alemi şahadet. O zaman ne yaptı? Esma-i Hüsna'nın ifrat, tefrit, vasat diye ayrıldı. Akılsız esma, şuursuz esma, iradesiz esma, kudretsiz esma ve siz esma olur mu? Bir esma düşünün ki iradesiz olsun. Esma mesela Cemil, iradesiz Cemil olur mu? Yani içinde irade de var Cemil'de. Kerim'de irade de var, şuur da var, latif de var, kerim de var, akıl da var. Yani esma, her bir esma Allah'ın zatın bakımından, Allah tarafından düşünülse müstakildir. Ama alemin kevni fesatta her bir esma, bütün esmayı içine alıyor ama o daha galip. Onu nerede diyordu? 28. mektup muydu? 5. risalesinde. Mesela diyor, Rezak ismi bir yere girdiği zaman işte o şefkati de alıyor, ötekisini de alıyor, ötekisini de alıyor, içine alıyor, çekiyor yani. Akılsız esma, şuursuz esma, iradesiz, kudretsiz vesairesiz esma olur mu? Olmaz. Olmaz. Her esmada bütün hakikatin, bütün meratipleri var. Bu esmaların, bu mertebelerinin vasata tecelli edince ruh, ifrat, şeytan, tefrit, nefis. Meylanların kaynağı, meylan var ya, böyle biraz önce sen sordun. Kötüye de meylediyoruz. Adama hakaret ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Günaha da meylediyoruz. Hayra da meylediyoruz mesela. Dershaneye geliyoruz, Kur'an okuyoruz. Onların meylanın kaynağı his ve nefistir. His ve nefis deyince arkadaş yani hemen aklın niye buna gidiyor? Bu da nefistir. Bu da nefistir. Nefsi raziye. Evet. Risalet hayata bakıyor, Kur'an akla bakıyor. Nur-u Muhammed'inin bizdeki karşılığı ene. Allah'ın da nefsi var. Biliyor musunuz? Şimdi bant ellerine girdik. Nerede geçiyor Kur'an'ın? 3. sure 28. ayeti. Meal söylüyor. Allah sizi nefsinden, yani parantez içine al, kendi izahlarımız, kendisinden sakındırır. Şimdi bizim aklımız bir yerden gelmiyor mu? Hayatımız Allah'ın bir yerinden gelmiyor mu? Oradaki nefis o zaman buradakini kastediyor. Şimdi dinle. Bir de önermeleri bir yapalım. Her şeyin arka şeyi var. Peki tamam. Nefis mahluk mudur? Mahluktur. Mahluk olunca nereye dayanır? Esma'ya dayanır. Esma'ya. Peki benim nefsim mahluksa, Esma'ya dayanıyorsa Allah'ın da nefsi vardır. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Mesela benim gözüm Cenab-ı Hakk'ın basir sıfatının tecellisi. Ama Allah'ın da böyle gözü var denilmez.
Allah'tan karanlık geliyor, Allah da karanlık olmaz. Ha, bazen müspet, bazen negatif. Şimdi benim nefsim varsa ki mahluktur, Allah'ın nefsinden geliyor. Üçüncü surenin 28. ayeti. 4-5 tane ayet var. Buna ait ben bir tane numune koydum. Ondan sonra... Yani çok manalar çıkabilir yani o cümlede. Dokunmayacaksın. Yani, o kadar. Acayip şeyler çıkıyor. Yani şey soracaktım. Allah-u Teala'yı zatını ve sıfatlarını noksansız, yani noksanlarla biliyoruz. Nasıl ifratı yani yakıştırabiliyoruz? Yani ha, güzel. Sevgili arkadaşım, sevgili kardeşim, burası artık mahluktur. Burası vacibül vücuttur. Tamam mı? Burası vacibül vücuttur. Allah'lık hakikatıdır. Şöyle yapayım. Hazreti Ali öyle diyor zaten. Allah iken, var iken hiçbir şey yoktu. Bunu ifade ediyor. Allah bir şeyi yaratmaya karar verdiği zaman ki diyor, bu nokta Nur-u Muhammed'i. Bütün varlık noktadaydı, cahiller çoğalttı diyor. Bak be. Gördün mü? İki tane de çıktı. Bütün varlık buradadır diyor. Şimdi anladık mı Hazreti Ali? Şimdi bak dedi ki arkadaşımız, kardeşimiz, Allah'ın nasıl yapacağız nefsini ki? Sevgili kardeşim, burada sonsuz esma var. Bin bir değil. Bak, şurada sonsuz esma var. Bu esmanın buralar tecellisi. Bu vacibül vücuttayken esma mertebesizdir. Hepsi nihayetsizdir. Buraya tecelli edince mertebe oluyor. Mesela bir misal vereyim. Ben şimdi size anlatmak istemediğim, anlatamadığım ve anlatmak da yasak olan bazı şeylerim var bana. Ama size buraya lazım olduğu kadar diyor. Bazı yerde de daha değişik derim. Tamam. Bir profesörün ilkokul çocuğuna girse seviyesi kadar konuşur. Ortaokula girse seviyesi kadar konuşur. Liseye gitse, üniversiteye gitse ama kenardan gören bir adam, belagatı bilmeyen bir insan ne der? Ya bu profesöre bak ya, bu manyak mı ya, nasıl konuşuyor ya? Pat küt çatlıyor. Bir de profesör diyorlar. Ha, manyak olan bu adam. Niye? Belagatı bilmiyor. Yani konuşan önemli değil. Konuşulan durumuna göre konuşuluyor. Belagat oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak esması sonsuzdur. Orada mertebe yoktur. Bize göre var ifrat tefrit. Buraya tecelli edince aynanın durumuna göre mertebe gözüküyor. Mesela diyelim ki şurada cennet ve cehennem bu alemde. Kahar ismi cehennemde yok mu? O kendisi. Cennette var mı kahar? Var ama sıfır gibi. Yani hiç kahretmediğin zaman. Mesela bu aleme Cenab-ı Hakk'ın Cemil ismi tecelli ediyor. Güzelleştiriyor. Allah'a yakışır gibi mi tecelli ediyor? Yok, onu kainat kaldıramaz ki. Kepa barajının elektriğini evdeki ampule bağlasan ev ne olur? Yanar. O zaman Kepan barajındaki elektriği eve uygun trafo lazım. Ara formu. Ha, Cenab-ı Hakk'ın enerjisi diyelim haşa Kepan gibi. Bu esma buraya direkt vursa yanar. Yani Kur'an da öyle, ibadet de öyle. Yani bizim kaldırabileceğimiz şekilde ibadet veya Kur'an gelmiş. Allah'ın zatına yakışır gibi ibadet ve Kur'an olsa zaten insan muhatap olamaz. Evet. Yapamaz ve kaldıramaz. O zaman esmanın mertebesi buralardadır. Burada mertebe yoktur. Niye? Niçin yok? Zıttı yok ki. Bir şeyi derecelendiren o zıttının müdahalesiyledir. Allah niye sonsuz güç sahibidir? Sonsuz ilimdir. Sebebi zıttı yok. Hiç cehalet yok. İlim sonsuz. Şöyle misal vereyim. Kainattan karanlığı kaldırdın. Hiçbir şekilde yok. Burada gene karanlık var ha. Bakma ışık var dereceye göre. Sıfır karanlık olsa aydınlığın derecesi sonsuz olur. Bir şeyi belirleyen zıttının müdahalesiyledir. Acizlik kudreti kayıtlarsa kudrette mertebe olur. Ama acizlik kudrete giremezse kudret nihayetsiz olur. Niçin Allah sonsuzdur? Zıttının müdahalesi olmadığı içindir.
Zıttı yoktur anla. Tamam mı? O esmanın ifrat tefriti buralardadır. Burada değildir. Şimdi, üçüncü sure, Allah kendisi sizi kendi nefsinden sakındırmak istiyor. Meal ne yapmışız, parantez açmışız, kendisinden, kendisi. E zaten insanın kendisini külliyatta, nefis de bazen kastediyor. E nefisimiz mahluktur. E nefis deyince hemen buraya gidiyoruz. E bu da şer değil ki, alim-i şehadetin, ne diyor biliyor musun bunun manası? Tabi hepsini yazamıyoruz arkadaşım. Şuraya şöyle diyelim. Alemi şehadetteki maddi lezzetlerin menbaıdır. Nefsen var. Bütünlük içinde bu yemeğin tuzudur. Tuzu tek başına yersen yenmez ama yemeğin içinde de çok da güzeldir. O zaman bunu ortadan kaldırırsan bu da zaten olmaz. Bunları mertebelendiren gene bunların müdahalesiyledir. Ama birbirinin içinde girift var. Böyle benim çizdiğim gibi değil yani. Birbirinin içinde yansımalar var. Birbirine gitmiş böyle şuradaki elektronik dalgalar gibi. Hepsini derecelendiriyor işte bu yemeğin tuzu gibi. Nefs-i radiyenin olabilmesi için nefs-i emmari lazım. Yoksa olmaz. Olmaz. Nefsleri olmaz. Ya anladın mı? Yani buraya çizdim diye bakma sen ya. Böyle bir şey yok zaten alemde. Anlamak için. Ne yapalım? Çünkü niye? Allah niye gözükmeyen de bir cevabı. Akıl ve göz. Göz ve akıl. Hudutlamadıkça göremez ve anlamaz. 30. sözden söylüyorum. İnsanın hisleri ve duyguları, fikirleri ve duyguları kainattan envar-ı marifeti getirdikleri zaman onları tasdik edecek kendine bir musaddık görmesi sönerler. Onun başında şöyle diyor. Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için insan onu kavrayamaz. Onun için insan aklı bir şey alabilmesi için hudutlandırması lazım. Hudutlanmayan bir şey mutlaktır, mutlaklığı mahluk kavrayamaz. Göz hudutlamadıkça göremez. Mesela şu anda sesim var mı? Var mı burada? Var. Niçin göz göremiyor? Çünkü hudutlanamamış. Bunu görüyorsunuz. O da mahluktur sesim. Formatı farklı. Niçin bunu gördüğün gibi göremiyorsun? Çünkü bu muayyendir. Bunu göz hudutlandırmış. Hudutlayabilmiş. Aha, 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 aha. Sesini hudutlandır bakalım. Hudutlandıramazsın. Hudutlandıramadığın için göz göremez. Için mesela fizikte şuydu. Gözün görebilmesi için 0.10'da 4 ile 0.10'da 0 yüzde yaptık. Şu sıfırlar yok. 0.10'da 7 lambda arasındaki dalga boyunu efendim şey yapar, görür. Bunun daha küçüğünü, daha büyüğünü göremez. Bunun daha küçüğünü, daha büyüğünü göremez. Yani bunun arasında görür İsmail. 0.10'da 4 ile 0.10'da 7 lambda arasını görür. Göz. Ondan ne küçüğünü ne büyüğünü göremez. Şu anda karıncanın sesini duyabiliyor musun? O da öyledir. Kulak da öyle. Hudutlanmadıkça alamaz. Şimdi Allah'ın da nefsi var dedik. Yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Tam tellerine doğru gidiyoruz. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Bizim gözümüz Allah yaratmadı mı? Hangi sıfattan geliyor? Basar. Peki basar göz gibi midir? Hayır. Ha bizim nefsimiz de 3. sure Bakara Ali İmran suresi 28. ayette Allah sizi nefsinden sakındırmak. Yani nefsinden parantez açmışlar. Kendisinden sakındırmak istiyor.
Bunu anlayamadık abi biz. Yani nasıl olacak? Yani kendinden derken... Nefsinden. Nasıl sakındırmak istiyor kelimesine? Bir dakika, sakındırmak. Doğrusunu okuyayım ya. Yanlış yapmayalım. Allah sizi nefsinden, kendisinden yani sakındırır. Benden sakının der. Yani dediğimi yapın, akıllı olun. Kendisinden sakındırır. Sakındırır. Nefsinden, kendisinden, nefsinden. Yani... Zatından. Nefis, o bizim Allah'ın nefsi bizde nasıl gözüküyordu? Hatırladınız mı bir tane? Ya arkadaşlar, unutuyor muyuz? Şurayı silebilir miyim artık? Şurayı. Sil, bak. Bak şimdi. Yani kendi nefsimizi tanırsak, bilirsek Allah'ın nefsini de tanımaya... Aslında dünya çizmiştim de görmediniz orayı. Orayı görmediniz. Orayı görmediniz. Aslında çizmiştim. Nasıl çizmiştim? Hangi dünyayı? Tarih-i şehadet mi? Yok. Allah'ın nefsini çizmiştim de anlamadınız yani. Olur. Bak. Yarın bayram. Evet, doğru. Deliye her gün bayram. Ondan mı anlamamış acaba? Nereye gitti bu? Ha, bak şimdi. Çabuk çabuk yapayım. Şunu neredeydi? Şu vardı ya. Beşeriyet. Nefis. Enaniyet. Hatırladınız mı? Şimdi burada şey vardı. 7 tane. Onları ben hulasa ediyorum. Hepsini yazmayacağım. Çabuk çabuk olsun diye. Kainata güzel bir rüzname. Tamam. Kainata güzel bir takvim. Cami bir ayna. Mükemmel bir harita. Muhit bir fihriste. Hassas bir mizan. 11. sözü de anlarsınız bununla. Bir mikyas. Bu neydi? Silgimize bakın. Havada elhamdülillah. Keramet gösteriyor ya. Hiçbir şey havada durmaz diyorlar. Benim silgi bile havada durur. Nasıl durmaz? Ya ne hoş ya. Nereye koydun? Hangi duygunu oynatıyor o silginin altında? Ya hangi şeyi tetikliyor? Ya keyif alıyorum ya. Bilmiyorum ki ya. Meczup bari bir meczup gibi. Zaten akıllı demiyorlar da. Hepten bunlarla deli diyecekler. Yakında kalemleri de tahtada sabit tutarsak. Bak Esma-i elle tutuşmasına gerek yok. Kutsiye-i İlahi İlahiye. Doğru mu yazdın? Şurada ise hatırlarsınız mahiyeti insaniyemde bulunanlar. Tamam mı? Bunun karşılığında ne vardı? Liste. Yani bu burada böyle gözüküyor. Ahsen-i takvim. Fezleke anahtar külçesi.
Nefsi natıka. Natı. Firis de. Söyle. Mizan. Mizan. Mikyas. Mikyas. Tamam. Dediniz ki Esma-i şey, Allah nefsini yedi. Nefsinin bir Allah'ın Esma-i Kudsi ilahinin bizdeki karşılığı bu. Bunun hulasası Allah'ın nefsi. Bizdeki hulasalanmış bu. Zaten mahiyeti insaniye bu şekilde tezahür ediyor. Demek ki bunlar Esma-i Kudsi İlahi'nin zat eksik yazdık. Bizdeki hulasa-i karşılığı. Tamam. Allah mesul. Onun karşılığı. Yani onun nefsinin bizdeki açılımı böyle. Hani göz, ama sakın ha Allah'ın da böyle gözü var deme yani. Göz Allah'ın basir sıfatından geliyor ama keyfiyetini bilmiyoruz. Zatını bilmiyoruz. Ama oradan geliyor. Bunlar da enaniyete takılmış. Bu da Allah'ın kutsi nefsi vesaire nefsi bizde bu şekilde gözüküyor. Onun basiri bizde bu şekilde gözüktüğü gibi. Ha göz bu da değil ha. Bu bir alettir. Göz esas arkasıdır. Altıncı söz de bu hassadır diyor. Alettir. Bu göz değildir. Bu göz aleti. Gözün aleti. Ha bu. Bu göz müdür? Bununla ben bakıyorum. Gözle bakılıyor. Yani bununla bakılıyor. Alet. Ruhtakidir o. Görme. Gören ruhta, ruhtur ya. Ruhun gözü. Kalbin gözü de başka. Bu alet. Ha bu da böyle. Peki. Nefis dediğimizde yukarıdaki iyi de nefis de oluyor mu? Nefis, emmare, nefis. İçinde mi yani? O tabii onlar zaten onun şimdi şuradaydı ya o. Nefisten yukarı gibi. Hatırladın mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatırladın mı? Bu da 2. Evet. Ya. Peki. Allah'ın nefsi var. Allah'ın ilmi var. Allah'ın iradesi var. Şuuru var ki gözüküyor. Allah'ın bütün isimleri var, gözüküyor. Allah alimdir, biz ilim yapıyoruz. Esma-i Hüsna'da Allah abiddir, mabuddur diyor. Abid de odur, mabud da odur. Ama biz o abid esması bizde ibadet olarak gözüküyor. Allah'ın Esma-i Kudsiyesi, nefsi bizde bunlar olarak gözüküyor. Allah'ın basir sıfatı göz olarak gözüküyor. Bu göz değil tabii. Bu alettir. Ruhtadır. Ruhtur. Ruhun gözü. Allah abiddir. Ne demek? Mabut değil mi? Niye abid oluyor? Aynı zamanda mabuttur. Allah ezeli olduğu için ebedidir. Ezeli kaldırırsan ebed yok, gözükmez. Abid olmadı. Birbirine yansır. Başka, Allah'ın rububiyeti olduğu için uluhiyeti vardır. Rububiyetsiz uluhiyet yoktur. Rububiyetsiz uluhiyet olmadığı gibi uluhiyetsiz rububiyet de yoktur. Allah'ın esmasına mazhar oluyoruz namaz kılarak. Öyle değil mi? Bir esma değil mi yani bu? Bu. Bu bir anahtardı. Hatırladınız mı bunu? Namaz değil bu. Bu göz değil. Bu hasse.
Altıncı söz. Buradan seyrediyor gözlük gibi. Ha bu namaz ne? Anahtarın inişi, çıkışı, tümseyi, çukuru, anahtar, kilidi açıyor. İçeriye giriyoruz. Aydınlık var, karpuz var. Oturdu, karpuz yiyoruz. Anahtar bak süreci nereye götürdü bizi? Karpuzdan bile girdik, karpuzdan daha çıkıyoruz. Lezzet, zevk. Fark ediyor musunuz yani? Ha, namaz da bir anahtar gibi girdik içeriye. Namaz girdi, ben o aleme girdim, namaz da girdim diyoruz. Ha? Şimdi Allah mabuttur, ibadet edilendir. İbadet de bir esmaya değinmiyor mu? Mahluktur da ibadet. İman mahluktur. Ha? İman mahluktur. Peki iman, Allah'a iman etmek değil midir? Ama mahluktur, esmaya değiniyor. İman edilen de odur. Yani iman ondan geldiği gibi iman edilen de odur. İman ondan gelmiyor mu? Müminin kalbine koyduğu bir nurdur demiyor mu? İman onundur. Ama ben iman ediyorum ona. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Başka bir Allah mı var ki alemlerin Rabbi? Hayır, bana diyor ki böyle de bana. Tamam. O zaman Allah nedir? Abid değil. Abid değil. Abid'dir. Çıkıyor. Asiye ile Asiye. Adem ile Adem. Adem dersen? Abid derken neyi kastediyoruz ha? Dur. Esma mı? Esmadır. Allah abittir. Allah mabuttur. Allah ezeldir. Ebeddir. Allah Rab'tır. İlah'tır. Rab, rububiyet, ilah, uluhiyet olarak gözükür. Abid, ibadet olarak bizde eylem olarak karşılığını bulur. Mabut da ibadet edilendir. O zaman Allah'ta bütün ibadetler hulasalanırsa Allah'a nasıl takdim edilir? Yani İsmail bakıyor. Yastan iyice. Yani bunu siliyorum arkadaşlar. Burada işimiz kalmadı. Ne yapacaktım? Beynimi sildi hala. Bismillahirrahmanirrahim. Abid. Oradaki ibadetler Allah'a nasıl takdim edilir? Üstad. Silindi ama hatırladığım kadar şu. İstemiyor demek. Şöyle düşün. Güneş. Tamam. Ayna. Burada güneş gözüküyor. Birinci vücut. İkinci vücut. Gözüken bir de aynanın arkasında üçüncü bir vücut var. Yani bu, yani bir de buradan yansıyor ya, buna da mumbasit. Mumbasit vücut, üçüncü vücut. Buna Allah'a misal. Allah'a misal. Ruh aynası, Allah gözüküyor. Ruhta. Ruh ayna demiyor mu? Allah'ın bir ismi Abid. Abid. Burada vurduğu zaman kulluk olarak gözüküyor. Kul. Tamam. Mesela hayatı vurduğu zaman şeftali çıkıyor. Hayat şeftali değildir. Ama şeftali o mertebesi de vardır içinde. Tamam. O şekilde tezahür edin. Oradaki şeftalinin çıkmasının sebebi güneş vurunca şeftali, güneşte şeftali değil, çekirdekte şeftali programı var. Yani gökdelende gece konuyla, gece konuda tuğla ile yapılır. Önemli olan fark programdadır.
Allah abittir. Aynaya vurduğu zaman ibadet olarak tezahür ediyor. Bu iyi dinleyin şimdi. Bu tarafa yansımaları abid. Apostrofsuz değil. Abid olsa kulluk yapan insan. Abid ise Allah'ın ismi. Şimdi bu buraya vurduğu zaman namaz, oruç vesaire gibi gözüküyor. Yansıması bu. Tamam mı? Anladık mı burayı? Kendi ışığı tekrar kendine yansıyor. Ama farklı şekilde oluyor. Başka bir şey yapacağım size. Bir yere doğru gidiyoruz. Silmek ne kadar kolay değil mi? Geçen yazmak tahtada domates sos getiriyorduk. He? Geçen seneki tahtada ilaç özel ilaç maddeleri getiriyorduk bezlerden. Tahta bir defa bu ders yapılsa ve bu tahtayı çöpe atsanız maksadı yerine gelmiştir. Bu tahtayı siz görüyor, ben ömrümü verdim. Bu mane ölümü siz görüyorsunuz. Bir defa bu tahakkuk etse tahta vazifesini yaptı. Ama inşallah çok vazife yapacak. Bu tahtanın da mükafatı var mı abi? Var tabii. Niye rastgele bir tahta değil de bu tahta oldu? Tesadüf var mı kainatta? Bu yok. Karşılığı nasıl görecek o? He? Onun mevkel melekesi var. Şimdi ne kadar seviniyor? Mevkel melekesi, duvarlar. Buraya girdiğin zaman farklı bir halet hissetmiyor musun? Nedir o? Bir başka misal vereyim. Herkes için. Gidin Cumhuriyet döneminde yapılan Türkiye'deki camilere, neler hissediyorsun? Ruhunu, maddeyi yansıtan Osmanlı'nın binasına gidin, camisine bak neler hissediyorsun. Değil mi? Sultanahmet'e git. Ruhunu, davasını maddeye nasıl yansıtmış? Burada da yansıyor. Biz bilmiyoruz. Şimdi kainatı da çizeceğiz. İnşallah ilk derste. Komple. Şimdi burayı çiziyorum. Abid'i anlatma adına. Abi siz onu yazarken Kafirin suresindeki abid, mağbut kelimesini bağlantı kurabilir miyiz orayla? Yani, o tezahür. Evet. O dişe yansımalar yani. Ondan bahsetmiyoruz. Burası kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? İşaret edeceğiz de var da bu mevzumuzla alakalı bir parçayla cevap vereceğiz. Nerede geçiyor? İnce Mesnevi 146. Sevgili kardeşim şu, bu abid mabut bize lazım. Çok teferruata giriyorum çünkü sorun olmaz. Bir şeyler taşınacak, bir yerlere doğru gidiyoruz. Manyet-i zatiyesi Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi olarak bu aynaya vuruyordu. Buradan da yansıma oluyordu ona. Mahiyet-i zatiyesi, soğan kabuğu gibi düşünün katman katman. Mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesini ezeli ebedi olarak vuruyor. Keyfiyetini bilmiyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz ama bu sefer şuunat-ı zatiyesi sıfata vuruyordu, sıfattan da geri yansıyordu. Ama vuranla yansıyan farklı şeyler. Aynı değil.
Mesela ruhlar aleminden biz geldik ama gidince daire ruha gidiyoruz. Burada boyalanıp yansıyor. Mesela güneşten aynı şey çıkıyor. Ama şeftaliye vurduğu zaman şeftali rengi çıkıyor. Armuta armut. Önemli olan o yansıtıcının, aynanın yapısı önemli. Çünkü güneş fotonlarında, güneşin tanecinde 7 tane renk var. 7 tane renk. 7 tane renginin komple paketin adı foton diyor fizik. Güneş ışını gidiyor 24. sözün ikinci dalında bir kavle göre istihale-i nikasiyesidir diyor. Güneşin vurduktan sonra eşyadan istihale-i nikasıdır. Yani güneş bu çok lazım diye söylüyorum. Güneşin taneciği girdi çiçeğe. Oradaki yaprağın yapısı onu alıyor. 7 tane alıyor. Kendi kabiliyetine göre boyuyor. Kendi özel rengi ona hangisi yakınsa 7 taneden bir tanesini alıp dışarı yansıtıyor. Aa, açık yeşil, açık mavi, pembeymiş. Yani aslında güneşten pembe gelmiyor. Giriyor, kendi kabiliyetine göre yansıtıyor Yusuf. Geç mi saat oldu? Evet. Doğru. Şimdi şunat sıfat-ı kutsiyesi de Esma'ya vuruyordu, geri yansıyordu. Sonra, bundan sonra şu vardı. Burası da mec'ul. Buraya da bu vuruyordu. Buraya bu geri tezahür ediyor. Ezeli ebedi olarak bunlar vardı. Ezeli ebedi olarak vardı. Biz mahlukat yaratılınca bunun durumu değişir tabii. Neye benzer? Şu. Bak. Kaç çizgi? 2, 4, 5. Bak şimdi seyret. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Ondan sonra 5. Mahiyet-i zatiye. Mahiyet-i zatiye. Şuunat-ı zatiye. Sıfat. Esma. Bir tane de çizecektik değil mi? Şöyle yapalım. Çizmeyelim de dışarıyı öyle kabul edelim. Bir tane yukarıya çiz. Evet tabi. Mahiyet-i zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat, esma, mec'ur. Aynı şekilde diyelim. Burası da alemi şehadet. Hepsini içine almış bu. Görüyor musunuz? İçindeyiz. Alim-i şehadet biz neredeyiz? Allah'lık hakikatin için Esma'nın içindeyiz. Esma bizi çepeçevre kuşatmış. Allahu vel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batı. Onun dışında hep kuşatmış bizi. Böyle bir şey yok. Onun içindeyiz. Ya Cenab-ı Hak burada, bu kainat burada öyle değil. Onun esmasının içinde. Nasıl anlayacağız? Senin merhametin nerede? Zahirde cesedin içinde. Ruhta, ruh neresinde? Senin merhamet ruhunun neresindeyse bu kainat esmanın orasındadır. Aynı öyle düşün. Gadab da ruhta, merhamet de ruhta. Şimdi sevgili kardeşim, Cenab-ı Hak şuradan şöyle vururken, buradan böyle geliyor. Buradan böyle vururken
Buradan böyle geliyor. Buradan da böyle vururken, buradan da böyle vuruyor. Buradan böyle vururken, buradan böyle geliyor. Buradan böyle vururken, o da buradan böyle geliyor. Vurana, şöyle diyeyim, şurada. Vurana, rububiyet. Geri dönene, uluhiyet. Değişik bir manasıyla vuran mabut, abid. Tamam mı? Şimdi anlaşıldı abi. Daha önce şey yapamıyorduk yani. Bunu anladık. Şimdi bu ibadetlerin toplamı buraya toplanıyor. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam takdir etmesi var. Allah'ın en azam mertebende, mertebesindeki abid ismine mazhar olarak. Allah onu takdim edince Cenab-ı Hak da ne karşılık buluyor? Allah da Allah'ın esmasında bu bütün ibadetlerin hulasanış olarak mabut vurduğu zaman, abid olarak tezahür edince bütün ibadetler Allah'ta namaz olarak gözüküyor. Namaz olarak gözüküyor, namaz. Tamam mı? Namaz olarak gözüküyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, İçeride defterimi getirir misiniz? Şuraya kadar gitti. Şuraya kadar gitti. Bütün ibadetleri ve zikirleri Allah'a takdim etti. Tamam mı? Allah'ta karşılık olarak namaz olarak buldu ve hediye olarak geldi. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın nefsi olduğuna dair ayetleri söyleyeyim mi size? 3-28. Kur'an'ın 128. sayfasında geçiyor 12. ayet. Kur'an'ın 133. sayfasının 54. ayeti. 3. surenin 30. ayeti. Kur'an'ın 313. sayfasında 41. ayeti. Allah'ın nefsinden bahsediyor. Şimdi nefsi adına yemin ediyor abi. Yani. Evet, nefsine. Nefsim yedi kudretine yemin olsun. Evet, nefsim. Şimdi size bir şey göstereceğim ama. Tamam. Onu bulayım. Peygamber aleyhissalatü vesselama ibadetleri Allah'a götürdüğü zaman, bütün mahlukatın bu emanet, emaneti götürdü. Miraç'ta. Allah nasıl karşılık verdi? O da bize bir hediye gönderdi. Kabul etti bir hediye. Al bunu da kullarıma götür. Namaz. Peki namazda neyi sıkılıyoruz? Namaz içeriğine giremediğimiz için. Şimdi o namazı niçin gönderdi Allah? Namaz nedir? Cenab-ı Hak da nasıl bulmuş karşılığını? İnşallah yazdım yeri. Bulabilirsem. Bulamazsam konuşmayacağım. Çünkü orada delil, kaynakları vermeden konuşmayacağım. Herhalde başka.
bulamadık. Ama ayrı bir ders olarak zaten yapacak. Tamam, yapacağız. Tamam. Ve burada duralım. Ama kafanızda oluşturmak, soru oluşturmak ve gelecek derse hazır olmanız için hazmetmeniz, öğütüp hazmetmek. Şimdi öğüteceksiniz. Şimdi bütün ibadetler buraya geliyor. Peki, Allah'ça karşılık bulan zikirler, ibadetler Cenab-ı Hak tarafından namaz olarak yansıyor. Allah'ın en çok sevdiği bir şey. Peki, bu Allah'ta acaba bu namaz hakikati nasıl bir şeydir? Bu alemde varlığın hakikati namaz olarak gözüküyor. Peki, bak bir daha söylüyorum. Bir halkın temsilcisi var. Sadrazam, başbakan. Padişaha diyor ki, halkın bütün diyor hediyesini sana takdim ediyor. Bütün. O zaman padişah da saltanatı sonsuz gibi. Bu kadar güçlü bir padişahın o hediyelerinin hulasasından daha kıymetli bir şey vermesi lazım. Bunu da onlara götür. Şanına yakışır. Şanına yakışın o. Peki Allah'ın şanına yakışan namazın bizdeki hareket olarak bunu bulmuş içeriği şeydir. Peki Allah'ta namazın mahiyeti ve hakikati nedir? İnşallah önümüzdeki ders onu yapacağız. He? Önümüzde gün kalmadı abi. İnşallah. Yar. Burada duralım. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Unutma, namazın içerisinde Allah vardır. Bir yemek yapar birisi, içine ihlas katar. O belli olur. Anladın mı? Namazı lütfen, sakın bu değildir namaz. Bu namazın hareketleridir diyor usta. Namazın erkanları, namazın hareketleri. Bir mane, namazın içeriği var.